saat devam ediyor. Üçüncü saat kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarımızı tekrar hatırlatıyorum. Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, Eğitim Bir Sen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu. Üçüncü bölümde dedik eski konulara dönmeyeceğiz. Çıkamıyoruz. Hocam hiç girmeyelim, hiç girmeyelim. Hayır. Bugün şimdi ben hocam hiç girmiyoruz hocam, hiç girmeyelim, hiç girmeyelim. Çıktık, yani hiç, tartışma çıktık. Evet, çıktık. Olacak. Çıktık şimdi öğretmenlerimiz var. Evet. Şimdi öğretmenlerimizin bir sürü sorunu var. Norm kadro sorunları var, fazlalıkları var. Artı bu bir de öğrencilerimizin sorunu. Çünkü örnek verecek olursak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğretmen bulunmuyor. Ücretli öğretmen, vekil öğretmen uygulamasıyla orada bir lise mezunu, formasyon almamış, eğitimle ilgili bir eğitim görmemiş insan ücret karşılığı derse giriyor. Diğer tarafta şehir merkezinde 800'dü değil mi? 1100 en son almış olduğu. Norm fazlası. Yani Samsun'da 1100 norm fazlası öğretmen de bekliyor. Şimdi bu hem öğretmenler için bir problem hem de öğrenciler için bir problem. Tabii burada atama problemleri de var. Şimdi Salı Pazarı'nın köyünde 25 yıldır öğretmenlik yapıyor. Evet. Şehir merkezi nedir bilmiyor. Daha dün göreve başlamış bir öğretmen de kırsalı tanımadan, öğrenciyi tanımadan şehir merkezinde derse giriyor. Evet. Bu da adalet duygusunu da incitiyor. Yani öğretmenlerimizin, ben bir iki tanesini söyledim. Elbette diğer sorunları da vardır. Evet. Bu meyanda öğretmenlere değinecek olursak neler söyleyebiliriz? Bu benim de saydığım, sizlerin de ekleyeceği sorunları çözümleriyle birlikte anlatırsak öğretmenlerimiz de bu saate kadar beklediler. Evet. En azından onlar için de bir şeyler konuşmuş oluruz. Evet, teşekkür ediyorum. Biz tabii sendikacıyız. Sadece öğretmenlerimiz demeyelim de daha çok öğretmenlere konuşalım ama eğitim çalışanlarımızın, diğerleri de şimdi bizi dinliyor. Yani eğitimde sadece öğretmenler mi var? Memur arkadaşlar var, hizmetli arkadaşlar var. Bunun yanında idari personelde arkadaşlar var. Genel ama olarak yoğunluk sorun. Öğretmen de olduğu için evet. Biz öğretmenden doğrudur. Şey yaptık. Çünkü eğitim camiasında evet. Yoğunluk öğretmenlerdi. Şimdi bu basit değil tabii. Yani yaklaşık 800 bini aşkın eğitim çalışanından söz ediyoruz. Ve 750 bini aşkın öğretmenden, sadece öğretmenden söz ediyoruz. Burada bizim Eğitim Bir Sen olarak üzerinde durmuş olduğumuz olay şu. Öğretmenlik bir kariyer mesleğidir, kariyer mesleği. Bu çok önemli. Yani hekimlik neyse budur. Siz bir sağlık memuruna hekimlik yaptıramıyorsanız, bir sağlık memuruna kardeşim burada doktor yok, bu sağlık biliminde sen burada vekil doktorluk yap diyemiyorsanız, bir hakime, savcıya kardeşim burada hakim yok, savcı yok, orada bir zabıt katibine sen burada hakimlik yap, savcılık yap diyemiyorsanız asla, baştan itibaren söylüyoruz, öğretmenlik mesleğinin de vekili olmaz. Olamaz. Onun için bir öğretmen formasyonunu alır, işinin uzmanıdır. Dolayısıyla ister köyde en ücra köşede olsun, ister şehir merkezinde olsun, sınıfa giren mutlaka ve mutlaka öğretmenlik formasyonunu almış, kariyer mesleğine sahip birilerinin olması gerekir. Sorun şu, öğretmenin istihdam politikalarından kaynaklanan sıkıntı var. Nedir bu? Efendim, hepimiz şunu isteriz. Daha sosyal bir ortamda çalışalım. Şehir merkezlerinde çalışalım. Ekonomik açıdan ve sosyal açıdan, kültürel ilişkiler açısından
çocuklarımızla, ailemizle daha fazla yararlanacağımız ortamlarda çalışalım. Biz burada şunu bilmemiz gerekiyor. Burada fırsat eşitliği dediğimiz öğretmenin Vezir Köprü'nün Tahta Köprü köyüne ulaşımı ve orada çalışma ortamı eşit şekilde devlet tarafından sağlanmalıdır. Öğretmen Tahta Köprü'de de çalışma şartlarını taşıyacak veya orada rahat bir şekilde işini görecek ortamı sağlamak devletin birinci derecede sorumluluğudur. Ancak şu var, daha önce öğretmen tayin atama yönetmeliklerinden kaynaklanan ve bugün de var olan bir sürü eksiklikler var. Zaman zaman biz Eğitim Bilsen olarak bakanlığa bunları iletmekteyiz. Nedir bu? Ne yapıyor öğretmenimiz? İster istemez eşiyle aynı yerde çalışmak istiyor. En doğal hakkıdır. Aile bütünlüğü anayasal bir haktır. Çocuklarını daha iyi eğitim alacağı ortamların bulunduğu yerlere yakın mekanlarda çalışmak istiyor. Gayet doğaldır. Bunlar gayet yerindedir. Ancak sizin de söylediğiniz gibi bugün 20 yıl, 25 yıl Vezir Köprü'de Asarcık'ta çalışmış bir öğretmenimiz atama tayin yönetmeliğinden kaynaklanan sakatlıklar doğrultusundan şehir merkezine gelemezken eş durumundan ki biz bunlarla her gün onlarcasıyla yüzlercesiyle karşılaşıyoruz. Eş durumdan dolayı herhangi bir şehirde doğuda, güneydoğuda veya bir başka yerde çalışan öğretmenimiz tayin istiyor. Geliyor Samsun merkeze yerleşiyor. Ve Samsun merkeze geldiği için depo tayinine, Atakum'a, Cani'ye veya büyük milli eğitime, il milli eğitime depoya geldiği için ister istemez bir daha Vezir Köprü'ye, Asarca, Salı Pazarı'na gitmek istemiyor. Burada birinci derecede yapılması gereken orada çalışma ortamlarının kolaylaştırılmasıdır. Ulaşım imkanlarının sağlanmasıdır. Ve oraya da, oradaki öğretmenime de çocuğunun eğitimini en iyi şekilde alabileceği ortamların hazırlanmasıdır. Bunun hazırlanması gerekiyor. Yoksa gerçekten çok büyük bir sorun. Samsun'umuzda, merkezimizde bir sürü norm fazlası öğretmen varken, bugün Asarcık'ta bırakın öğretmeni okullarımıza idareci bulamıyoruz. Veya Vezir Köprü'de bugün bakıyorsunuz, yani vekil öğretmen herhangi bir formasyon almamış, lise mezunu birileri sınıfa giriyor, o çocuklarımıza orada ders anlatıyor bir şekilde. Tamamen yanlıştır. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı uzun süreli, uzun vadeli öğretmen yerleştirme, istihdam etme politikaları üretmeli. Niçin bunu yapması gerekiyor? Birincisi, Milli Eğitim Bakanlığı şu kadar öğretmene ihtiyacım var diyor. İhtiyacın varsa Burası tam bir muamma zaten. Kesenin ağzını açacaksın. Resmi rakamla sen diyorsun ki benim 130 bin öğretmene ihtiyacım var diyorsan 130 bin öğretmene atayacaksın. Atama bekleyen bu işin uzmanı 300 bini aşkın gencimiz var. Eğitim fakültelerinde mezun olmuş, işini bilen 300 bini aşkın eğitim fakültelerinde mezun olunca öğretmendir değil mi? Formasyon normal, almışsa hayır. Sıkıntı bu. Eğitim fakültelerinden mezun olmuşsa işte kariyer mesleği olmasının sıkıntısı bu. Bir, tıp fakültesinden mezun olan birilerinin ünvanı hekimdir. Evet. Bir mühendislikten mezun olan birilerinin ünvanı şu mühendistir, bu mühendistir. Ama eğitim fakültesinden mezun olan birilerinin ünvanı öğretmen değildir. Sıkıntı bu. Yani evet. Öğretmenlik yapabilecek birileridir. Yani formasyon da i̇şte olsa. Kariyer mesleği dediğimiz şey bu. Önce evet. O kariyer mesleğinin yani, kazandırılması eğitim, gerekir. Bir başka eğitim politikası sıkıntısı. Eğitim fakültelerini yurdun her yerinde açıyoruz. Öğrencileri insanlar oraya gönderiyoruz.
Mezun oldun. Yok, sen öğretmen değilsin. Nesin? Sen eğitim fakültesi mezunusun. Orada dur. Git başka işe. Evet. Yani. Ya bugün evet. Geçmişte bakın, geçmişte Ziraat Fakültesi mezunu, efendim mühendislik mezunu birçok arkadaşımız öğretmenlik yaptı. O zaman eğitim fakültelerinden formasyon yoktu, ihtiyaç vardı. Bu yapıldı. Evet. Bugün bu formasyonu almış, bu beceriye sahip yüz binlerce gencimiz başka alanlarda çalışmaya mecbur bırakılıyor. Ama ziraat mühendisliği yaptıramıyoruz. Ben bir örnek vereyim. Bu çok önemli. Evet. Biz bundan 3 yıl önce Türkiye'de eğitim politikaları ve öğretmen istihdamı diye uluslararası bir sempozyum yaptık. Orada Avrupa'da bir uzman, Türkiye'yi bilen bir uzman şunu söyledi. Dedi ki Türkiye'de en büyük israf eğitim israfıdır. Şuna akıl erdiremiyorum dedi. Yani bir ülkede eğitim fakültesi mezunu işini bilenler varken ben duyduğumda şaşırdım diyor. Yani bir ziraat fakültesi mezunu birilerinin öğretmenlik yapması. Veya bunun dışında başka bir alanda öğretmenlikle alakası olmayan, bu meslekle alakası olmayan birilerinin bari iş bulamadım öğretmenlik yapayım demesi. Veya dediğim gibi yüz binlerce öğretmenlik formasyonuna sahip gencimiz dışarıda kalırken, dururken bugün kalkıp herhangi bir okulun öğretmensiz kalması veya öğretmen formasyonu almayan birilerinin orada derse girmesi ucube bir şey. Evet. Ha bu ülkenin kaldıramayacağı ekonomik bir yapı mı? Hayır. Başka şeylere gelindiğinde, bakın biz bunları defalarca ifade ediyoruz. Başka şeylere olduğunda bir sürü harcamalar yapılabiliyor. Evet, fiziksel imkansızlıklar var, ayrı bir olay. Ama en büyük eğitim öğretimin önünde en büyük engel bugün en ücra köşedeki çocuğumuzun sınıfına da o işi bilen bir öğretmenin girmemesi ve girememesidir. Şuna katılmıyorum. Yani tecrübeli öğretmen şehirde olsun, tecrübesiz öğretmen hayır. Hayır, asas tecrübeli öğretmen oralarda lazım, zor şartlarda lazım. O öğretmenimiz oralarda çalışmanın yöntemini çok daha iyi bilir. Bence bu mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız daha çok, daha kolay olan, kendisine bu meslekte öncülük yapabilecek birileriyle beraber çalışması gerekiyor. Göreve yeni başlamış bir öğretmenim gidiyor herhangi bir köye, ki onlar da konuşalım tabii, birleştirilmiş sınıf neyse, birleştirilmiş sınıfa. Tabii, hala tabii. Var. Yani birleştirilmiş evet. Sınıfa giriyor. Öğretmenim göreve yeni başlamıştır. Bu konuda bir sürü yani bir meslek içinde yaşadığınız sürece öğrenilen, olgunlaşan bir şeydir. Ve orada şaşırıyor öğretmenim. Ve bakın, bu yıl sadece Urfa'ya 5000 öğretmen ataması yapıldı. Sadece Urfa'ya. Ben Urfa'da arkadaşlarla orada sendikal toplantıda oradaki il başkanları görüşüyorum. Bu 5000 öğretmenin en az 3000'i bir yıl sonra oradan ayrılacak. Bir yıl sonra. Ve sürekli oraya stajyer dediğimiz daha işin olgunluğunu bilemeyen öğretmenler gidecek. Bir yıl sonra tekrar oradan ayrılacak. Ve orada eğitim, öğretim bugün ne hale geldiğini biliyoruz. Çözüm şu. Birincisi, ekonomik farklılıkların ortadan kaldırılması. Yani bugün Vezirköprü'de, Samsun'u örnek görüyorum, veya Asarcık'ta, Ayvacık'ta ulaşılamayacak o okulların, ulaşımın zor olduğu okullara ulaşım imkanları sağlanabilir. Biz bunları teklif ettik. Orada çalışan öğretmenlerimizin ekonomik gelirleri biraz daha artırılabilir. Bu ders ücretidir. Atama ve tayinde hocam daha iyi bilir, puanlamadır.
biraz daha fazla puan verirsiniz. Öğretmen orada biraz daha fazla kalarak puan biriktireceğim der. Bunun dışında en önemlisi sosyal ortamların oluşturulması. Ya şimdi şunu düşünelim. Samsun'dan bir öğretmenim bir arabaya biniyor, 2,5 saat gidiyor her gün Vezirköprü'de bir okula ve tekrar 2,5 saat arabaya biniyor, Samsun'a geliyor. Niçin yapıyor? Sizin dedikleriniz şeyler çok pahalı şeyler. Ben size yarın olacak şeyi söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı diyecek ki her okula ben ne denir ona? Bir kısım bağımsızlık verdim. Her okul kendi öğretmenini sözleşmeli olarak alacak. Herkes orada çalışacak dediği zaman bu problemi kökten çözeriz. Ondan sonra siz sendikacılar sözleşmeli öğretmenliği kaldırın diye bağırmaya başlarsınız. Hayır, kaldırılması lazım. Sözleşmeli öğretmenlik şu anlamda, şunu anlarız biz. Neden bizim, daha önce vardı sözleşmeli öğretmenlerimiz, evet. Neden biz kadroya geçsin dedik. Hepimizin doğal hakkıdır kendimizi sosyal güvende hissederiz. Ama hocam, sağlasın devlet bu sosyal güvenceyi. Tamam da ben de Vezirköprü'nün Tahtaköprü köyündeki bir babayım. Ben de isterim ki çocuğuma öğretmen girsin, ders anlasın. Bu da benim hakkım. Tabii. Şimdi mutlaka. Bu da benim hakkım. Öğretmen buyurun hocam. Tabii. Evet. Hocam epeyce sorudan bahsetti. Bu sorunların birçoğu bizim de üzerinde durduğumuz, evet, dile getirdiğimiz sorunlar. Tabii bunun aslen bir insan kaynağı planlaması yapılmıyor ülkede. Biraz önce de söyledik. 5. kalkınma planlarında gerçekten önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl bu ülkede hangi branşta ne kadar öğretmene, ne kadar mühendise ihtiyacı var? Bunun üzerinden bir planlama yapılamıyor. Pıtrak gibi eğitim fakülteleri açılıyor. Bunlar gerçekten ihtiyaç üzerinden açılsa doğal karşılanabilir. Fiziki altyapısı kurularak, akademik altyapısı kurularak açılsa doğal karşılanabilir ama bizim üniversite açış biçimimiz o yörede, o ilde, o beldede diyelim ki sanayi yoksa işte oraya 3-5 bin öğrenci gitsin de oranın esnafı, tüccarı ya da lokantası şuyu buyu biraz ihya olsun üzerinden üniversite açma ve siyasetçiler de bunu ey yöre halkı bak size ne güzel de üniversite açtık. Ondan sonra tabii 4 yıl boyunca aileler ayda 1 milyar 2 milyar eski parayla söylüyorum. Masraflarını yapıyorlar ve oradan çocuklar mezun oluyor. Yaklaşık 400 bine yakın ataması yapılmayan öğretmenimiz var. Ve bu çocukların birçoğu başka iş kollarına ki geçenlerde bir anne feryat ediyor. Benim çocuğum eğitim fakültesinden mezun oldu, polis oldu ve şehit oldu. Şimdi ne yapıyor? Çocuk eğitim fakültesinden mezun olmuş ama iş bulamamış, atanamamış. Doğal olarak da bir başka iş koluna geçmek istiyor. İşte polisliği seçiyor ve daha sonra şehit oluyor. Tabii bu atanamayan öğretmenlerin travması ciddi. Ben de mesela 88 yılında mezun oldum. Atamam. O dönemde sınav çıkarttılardı. 2.86'da çıkarttılardı sınavı. 5-6 ay atanamama rağmen çok ciddi sıkıntı yaşadım. Çünkü ne ailenizden para istiyorsunuz, şu istiyorsunuz, bu istiyorsunuz. Ama 5-6 ay sonra atandım. Ki onlarca yıldır ya da 3-5 yıldır atanması yapılamayan öğretmenlerimiz var. Ve bunlar ciddi anlamda, psikolojik anlamda da travma geçiren arkadaşlarımız var. Bunlardan da yaklaşık geçende de söyledim. 30'a yakında intihar vakası olarak karşımıza çıktı. Tabii siz biraz önce dediniz sözleşmeli falan filan. Bunun çözümü o değil. Hani burada şeyi anlayacağım ki önümüzdeki günlerde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Hocam da söyledi. Eğitimin tüm bileşenlerini beraberce düşünmek lazım. Yardımcı hizmetli personel ki okulların yardımcı hizmetliye ihtiyacı var. Şu anda yok. Eskiden kadroluydu. Şu anda birçok okul müdürü arkadaşımız geçici tedbirlerle sağdan soldan işçi bularak, asgari ücretle çalışarak okulunu temizliğini, hijyenini sağlamaya çalışıyor. Bunun dışında memur arkadaşlarımız, eskiden okullarda ciddi anlamda memur vardı. Son geldiğimiz zamanlarda artık memurlar hemen hemen merkez okullarında var. Birçok okulun taşradaki okullarda memur sıkıntısı da var. Ve bu arkadaşlarımızın da ekonomik anlamda da ciddi sıkıntısı var. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi. Mesela öğretmenlerin birçoğu emekliliğini bekliyor aslında. 30 yılı, 35 yılı, 40 yılı çalışan arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımız sadece 3600 ek göstergeyi bekliyor.
Evet. Ama bu şura kararlarının tavsiye niteliğinde de 19. Milli Eğitim Şurası'nda da vardı. Toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi. Birçok iş kolundan esirgenmeyen 3600 ek gösterge rakamı öğretmenler olunca esirgenir hale geliyor. Ve bu anlamıyla birçok öğretmenimiz, belki 100 bine yakın öğretmenimiz emekliliğini bekliyor. Ama ekonomik sıkıntılar. Çünkü diyor ki 2700-2800 lira para alıyorum. Ben emekli olduğumda bunu 1700-1800-1900 liraya düşecek. Ben doğal olarak da bununla nasıl geçireceğim? Çocuğum da üniversitede okuyor. Hal onu evlendireceğim, ona yuva kuracağım falan filan diye bu tip sıkıntılar üzerinden de emekli olamıyor. Ve dışarıda da birçok öğretmen bekliyor ki en son geçen sene 40 bin atama yapıldı. Bu sene 37 bin atama. Ama Milli Eğitim'in resmi rakamlarında bile 130 bin öğretmen açığından bahsediliyor. Bunu da neyle dolduruyor? Ücretli öğretmenle. Yaklaşık 60-70 ilde 70 bine yakın ücretli öğretmen var. Bunun dışında dediği gibi öğretmenimizin değişik illere atanıyor. 1-2 yıl sonra bu tarafa gelmeye çalışıyor. Bunların her biri birer problem. Aslında bu bizim işte insanlığı planlamadığımız gibi kentleri de planlamıyoruz. Kentleri planlarken buradaki kültürel, sosyal dokuyla, Samsun merkezinin için söylüyorum, bir Asarcık'taki kültürel, sosyal, sanatsal, sportif doku aynı değil. Doğal olarak öğretmen, düşünün ki Asarcık'ta kalıyor, düşünün ki Vezirköp'te kalıyor, akşamları ne yapacak? Evine kapanıyor. Ya da gidiyor, belki erkek öğretmense kahvehaneye gidiyor. Diğer öğretmen ne yapıyor? Kadın öğretmen evine kapanıyor. Ama burada hiç olmazsa sinemasına gidiyor, tiyatrosuna gidiyor, bir sanatsal, sportif, kültürel etkinlik içerisine giriyor. Dolayısıyla bizim kentlerimizin böyle birbirine yakın sosyal, kültürel, sanatsal ortamları olmayınca insan ruhu da doğal olarak diyor ki ben Vezirköprü'nün köyünde 2 sene çalıştım, yeter. Bir an önce Samsun merkeze gelmenin hal ve çarelerine bakayım diyor. Bu sefer siyasetçiye gidiyor. Siyasetçi diyor ki işte senin işini yaparım ya da yapmam falan filan. Yani bu sıkıntı yaratıyor. Aslında burada biraz önce de söyledim, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, önümüzdeki günlerde işte 4 gün sonra kullanacağız. Bu metin öğretmenlerin statüsü, işte kariyer mesleği değil hocam, doğrudur, uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlerin statüsü tavsiyesi kararı diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de imzaladığı bir metin. Biz bunu 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü eğitim sene olarak da kutluyoruz. Bunda ne var bu metnin içerisinde? Bu Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ortak hazırladığı bir metin. 1966 yılında sanırım Paris'te hükümetler arası konferansta imzalanıyor, Türkiye'de imzalıyor. Bu metinde öğretmenlerin tüm özlük hakları, ekonomik hakları, çalışma biçimleri her biri tarif edilmiş durumda. Ve Türkiye'de bu tavsiye kararını imzalamış durumda. Ama hani öğretmen alımından, öğretmenlik ya da eğitim fakültesinde bir uzmanlık olarak öğretmenin yetiştirilmesinden, mesleğe alınmasına, stajyerliğine kadar, ücretine kadar, doğum iznine kadar, öğretmenin niteliksel, meslek içerisinde niteliksel gelişimine kadar birçok maddeyi, yaklaşık sanırım hafızamda kaldığı kadarıyla 200'e yakında maddesi var. Böyle evet. Bir metin. Bu metin bile mesela öğretmenlerin hani bunların... uygulansa çoğu sorununu çözebilecek bir metin ama dediğim gibi öğretmenlerin bunun dışında işte rotasyon, ki onu geçende de söyledim. Rotasyon uzun yıllardır konuşuluyordu. Önce müdürlere uyguladılar, daha sonra müdür yardımcılarına uyguladılar. Müdür ve müdür yardımcılarından sonra öğretmenlere uygulamak üzere hayata geçirmeye çalıştılar. Yönetmeliğini çıkardılar, atama yönetmeliğinde düzenleme yaptılar. Biz o dönemde itiraz ettik. Rotasyon üzerinden öğretmenlik ya da bu mesleğin eğitim sorunlarını çözemezsiniz. Bu tek başına rotasyonu yaparsam eğitimin sorunu çözülür mantığı doğru, bilimsel bir mantık değildir dedik. Bunun dışında onu uygulamaya çalıştılar. Temmuz ayında en sonunda Sayın Bakan geri çekti. Onun dışında öğretmenlerimiz bu dönüşümden kaynaklı, 4+4+4 eğitim sisteminin getirmiş olduğu dönüşümden kaynaklı norm fazlası durumundalar. Bu, ki o dönemde bu yasa çıkarken arkadaşlarımızın şöyle bir tespiti vardı. Diyordu ki hiçbir öğretmeniniz mağdur olmayacak bu sistemde ama birçok öğretmen alan değiştirmek durumunda kaldı. Siz düşünün, 20 sene sınıf öğretmeni olarak çalışıyorsunuz ama 21. sene ya diyorsunuz ki okulda norm fazlasına düştüm. Sosyal bilgiler alanı var, tarih alanı var ya da işte matematik alanı var.
ben buraya geçeyim diyorsunuz. Bu şekilde norm fazlasına düştüğü için 30 bine yakın Türkiye genelinde öğretmen alan değiştirmek durumunda kaldı. Şimdi düşünün, 25 yıl sınıf öğretmenliği yapıyorsunuz, Türkçe alanına geçiyorsunuz. 25 yıl sınıf öğretmeni matematik alanına geçiyorsunuz. Doğru bir şey değil. Bunun dışında dün itibariyle bakın ya da pazartesi itibariyle diyelim, okullar açıldı. Atatürk Ortaokulu'nda öğretmen arkadaşlarımız, orası ilkokul oldu, ortaokul oldu. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımız her biri norm fazlası. Norm fazlası birçok okulda da öğretmen ihtiyacı var ama oralara atama yapılmadı. Geçici görevlendirme yoluyla öğretmenler başlatıldı, görevlendirildi. Bu arkadaşlarımız okula gittiler ve birinci sınıfı aldılar, verildi, görev olarak verildi. Birinci sınıfı okutmaya başladı. Tabii birinci sınıfa çocuğunu veren veli haklı olarak şunu soruyor. Siz bu okulun öğretmeni misiniz? Görevli misiniz? Kadrolu musunuz? Geçici misiniz? Doğal olarak çünkü ilkokul 1'de 2'de öğretmen değiştirmek çocuğun eğitimi açısından ciddi anlamda sıkıntı yaratacak bir şey. Buralarda arkadaşlarımızın, ki bugün itibariyle de ben en son akşam 4 gibi baktım, Milli Eğitim Müdürlüğü henüz öğretmenlerimizin, burada norm fazlası dönüşümden kaynaklı norm fazlası öğretmenlerimizin atamasını yapmadı. Bu şekilde geçici öğretmenlerle idare ediyor. Bu da çocuğun, velinin, ya ben siz geçiciyseniz buradan öğrencimi alayım da başka bir okula vereyim. Çünkü siz geçiciymişsiniz. Bir hafta 10 gün sonra gideceksiniz. O öğretmen ne yapacak? İlkokul bir çocuğunu neye başlayacak? Hani ABC'ye mi başlayacak? Çünkü yarın orada durmayacağı meçhul. Gibi. Hani bu tip sıkıntılar öğretmenlerin norm fazlası, şimdi rotasyon, dönüştürülen okullar. 1100 norm fazlası varken bir de bunun karşısında öğretmen açığı var değil mi? Evet. Tabii. Yani öğretmen açığı i̇şte, derken istediğim bakın, gibi Vezirköprü'de, Asarcık'ta şeylerde bu norm fazlalarının çoğu merkezde yoğunlaşma. Yani burada. Türkiye genelinde 130 bin. Evet. Bakanlığın resmi açıklaması 130 bin öğretmene ihtiyacı var. Norm fazlası. Burada norm fazlaları var. Ama o toplam ne kadar acaba? Efendim? Toplam ne kadar? Ha şimdi ülke genelinde. Tabii ki bu norm fazlası. Evet. Yani onu tabii bakmak onu lazım. Çünkü Türkiye genelini bilmiyoruz. Ayrı bir şey ama sonuçta tabii yani yığıldı ve birikti. Samsun'da bir 1100 olduğuna göre Türkiye'de 80 ille çarptı. Işte. Yani. 80 ille çarptı. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani Samsun'da 1100 fazlalık öğretmen var anlamına gelmiyor. Yani fazlalık değil. Bu nedir? İlk adım Atakum, Canik merkezde daha çok yoğun olmak üzere. Evet. Burada şunu tamamlayayım, hem hocama katılarak ifade edeyim. Bu şu çok önemli. Yani vatandaş bir öğretmenini, branşta da bu böyledir, sınıfta da böyledir. Yani yarın bu çocuğumun bu öğretmeni değişecek mi, değişmeyecek mi endişesi sürekli taşınmakta. Biz bununla ilgili şunu söyledik. Dedik ki bir, bakanlık yılda 2 defa norm güncellemesi yapar. Kardeşim yıl içerisinde bir sürü okul dönüşüyor, öğrenci sayısı artıyor, eksiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Diyorsun ki kardeşim burada öğretmen ihtiyacı, fiiliyatta öğretmen ihtiyacı var. Ama bakanlık norm vermediği için ben buraya atama yapamıyorum. Samsun görüyor bunu, var burada öğretmen ihtiyacı. İşte biz bunu söyledik. Sayın Bakan bunu kolaylaştırdı, bir adım kolaylaştırdı. İşte bu norm fazlası atamalarını şimdi ki bu akşam açıklanması gerekirdi. Saat 4 itibariyle baktım dedi hocam. Aslında açıklanması gerekirdi. Bugün açıklamadı. Yani bu gün içerisinde bu norm atamaları ya da ben görememiş de olabilirim. Yapılması baktım ama. Hani gerekiyor. Ben bakmadığım için söylüyorum. Sayfayı taradım. Yani burada, normlarda da yani şu an uygulanan normlarda da sıkıntı var yani. Elbette bu doğaldır. Çünkü okul dönüşümleri oluyor. Öğrenci sayısı bir okulda efendim bunları önceden kestirmeniz mümkün değil. Yani bir sınıf açıyorsunuz. Diyelim ki bir ortaokulda bir sınıf açıyorsunuz. Aynı anda orada hocam, oraya takılmayalım. Öğretmenlerimizin başka ne sorunları var? Biraz oradan gidelim. Herhalde biraz ekonomik sorunları var. Biraz da oradan gidelim. Toplu sözleşmeden çıkıldı. Evet. 2016-2017 için ne verdiniz, karşıladı mı? Hazır toplu iki tarafı, sözleşmeye, hazır iki toplu sözleşmeye burada geçmeden önce bir şey daha söyleyebilir miyim isterseniz? Hocam. Hani bu tabii ki öğretmen sorunlarından bağımsız söylemek istiyorum.
Şimdi ilimizde ve Türkiye'nin genelinde Orta Doğu'daki savaştan doğru çok milyonlarca insan Türkiye'ye geldi, mülteci durumunda. Ülkenin de değişik illerine yayıldı. Şimdi bu çocukların ciddi bir eğitim sorunu da var. Bu eğitim sorununun, hani bunların dili, ana dili Arapça. Ama okulların birçoğunda bakıyoruz ki sınıflara dağıtılıyor. Tabii öğretmen de içselleştirmiyor bunu. Doğal olarak içselleştirmiyor. Çünkü siz, atıyorum, sınıf öğretmenisiniz. Arapçadan anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz Arapçayı. Ve o çocuğa eğitim vereceksiniz. Ki ben de geçen sene sınıfımda iki tane böyle öğrenci vardı. Sene boyunca kah geldiler, kah gelmediler. 3-5 gün geldiler, 40 gün gelmediler. Ne oldular? Onu da bilmiyorum. Ama burada ciddi bir sorun var. Bir toplumsal yara aslında. Bu çocuklar sonuçta isteyerek ülkelerinden kaçıp gelmediler. Hocam, buna devletin bir şekilde de çözüm bulması lazım. Sosyal politika ve eğitim politikası geliştirmesi lazım. Ben burada topa gireyim. Yani şimdi siz Vezir Köprü'nün tahta köprüsünde çocuğa sorun bulamamışsınız. Hayır, buraya mülteci olarak gelmiş çocuğa, yani sokaklara mı bırakalım hocam çocukları? Hayır, çözüm bulamayacağımız ütopik diyorum hocam. Önce bu vatanın sahibi, asli unsurların sorunu çözüm bulamamışsınız. Lise mezunu adamı gönderiyorsunuz, al bunlara öğretmenlik yap diye. Siz de diyorsunuz ki gelmiş, yarın gidip gitmeyeceği meçhul ama hayır. Sonuçta bu ülkenin misafiri. Bu ülkede bakın, o çocuğu eğitimden mahrum bırakmaya hocam, ikiniz de öğretmensiniz. İkiniz de sendikacısınız. Olayı orada bakınız. Ben de ekranları başındaki milyonlarca anne babadan biriyim. Evet. Onların hassasiyetiyle yaklaşmak zorundayım. Doğru. İşte biz burada, benim çocuğuma öğretmen göndermemişsin. Ondan sonra eğitim imkanı göndermemişsin. Benim çocuğumu alıyorsun 20 kilometre çamurda, çaylakta taşıyorsun. Yoruyorsun, sonra da yemek ya önüne kuru ekmeği koyuyorsun, ona da taşımalı eğitim yemeği diyorsun. Evet. Kuru ekmeği koyuyorsun. Ondan sonra ben aslıyorsunum, benim vergimi alıyorsun, benim oyumu alıyorsun. Sayın abi. Ondan sonra şimdi diyoruz ki, şimdi efendim, Sayın efendim, Erdem Bey, bizim şey asli unsuru bırakalım. Biz onu geçen programda da bu programda da tartışıyoruz. Elbette ki ciddi eğitim problemlerimiz var ülkemizin yurttaşlarına eğitimi nitelikli bir şekilde ulaştırma adına. Ama bu çocuklar eğitim süreçlerine dahil edilmezse yarın bir gün bu şehirde bu çocuk ne yapacak? Sokakta yatacak, kalkacak, çalacak, çırpacak, şu olacak, bu olacak. Yani bu da ayrıca bir sonuçta bir sarmal biçiminde hocam, bu toplumun dokusunu etkileyecek. Ben eğitimde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ya mutlaka, kolay bir şey değil. Önemli sorunları var. Çözüm üreteceğiz. Biz kendi şeyimize gelelim. Çözüm üreteceğiz. Öğretmenlerin toplu sözleşmesini süremiz de daralıyor. Hızlı bir şekilde şimdi öğretmenlere imzayı atan sizsiniz. Tabii. Öğretmenlere ne verdiniz? Yeterli mi verdiğiniz? Önce onu sizden alayım. Sonra İsmail Bey'e de soracağım. Ondan sonra süremiz kalmıyor. Evet, doğrudur. Memur sen ne bağlı eğitim bir sen olarak, konfederasyon olarak da 11 iş kolunda yetkili sendika memur sen, eğitim bir sen de o konfederasyona bağlı. 11 iş kolundan bir tanesi eğitim bir sen olarak da yetkili sendikayız. 4688 sayılı sendika yasasına göre toplu sözleşme, biliyorsunuz bu ikinci toplu sözleşmedir. 2013'te 2014'te 2015'i kapsayan, bu da 2016 ve 2017'yi kapsayan toplu sözleşme sürecidir. Tabii bu toplu sözleşme sürecine başlarken bütün sendikaların talepleri ve istekleri oldu. Bizim de taleplerimiz oldu. Bu süreçte bizzat işin içinde olduğumuz için son ana kadar bizim özellikle eğitim öğretim çalışanlarıyla ilgili, sadece öğretmen değil eğitim öğretim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarıyla ilgili mücadelemiz oldu. Nedir? Başta hocamın biraz önce de ifade etmiş olduğu gibi o şeydir, ek göstergedir. Bu ek gösterge bir sorun memlekette.
öğretmene şu muamele yapılıyor. Deniliyor ki bir şey talep ettiğimizde eğitim öğretim camiası 700-800 bin kişidir. Dolayısıyla en ufak bir kalem oynattığımızda ekonomiye şu kadar batarız. Bu bir tüccar mantığıdır. Biz bunu dilimiz döndüğünce iktidara ve hükümete anlatmaya çalıştık. Son gün, son ana kadar, son güne kadar mücadele ettik ve son anda yeterli değil ama son 10 yıl içerisinde baktığımızda öğretmenin ekonomik kayıpları, sosyal hakları açısından olabilecek en iyi sözleşmeye imza attığımıza inanıyoruz. Neyle başladı hükümet? 3+3 dedi. Ekonomimiz küçüldü, 3+3. 4+4 dediğinde biz dedik ki eğitim bir sen olarak, o da memur sen olarak bunu konuşmaya bile değer bulamayız ve masayı biliyorsunuz basında görmüşsünüz, terk ettik. Biz dedik ki yani siz biraz yaklaşın, gelin. Yani biz burada ütopik, uçuk Türkiye ekonomisinin üzerinde talepler istemedik. Ve sonuç itibariyle gelmiş olduğumuz noktada memura genel anlamda 2016 yılında %6, 2017 yılında %5 artı enflasyon, 2016'nın birinci döneminde ve ikinci döneminde ve artı enflasyon şeklinde genel anlamda bunları ifade ettik. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi geçen yıl kamuoyunda da bu yeterince konuşuldu. Nöbet ücretiydi. Biz dedik ki angarya'ya hayır. Yani eğitim öğretimine evet biz katkıda bulunuyoruz. Bir de her öğretmenin nöbet görevi vardır. Nöbet görevini ücretlendirilsin dedik. Ve toplu sözleşmenin ilk başlangıcında kesinlikle hükümet buna yaklaşmadı. Ve sonuç olarak 2016 yılının Ocak ayından başlamak üzere burada da yine nöbete ücret de bir karşılık elde ettik. Enflasyon farkı bizim 2013 yılı toplu sözleşmesinde öğretmeni zarara uğratan bir unsurdu. Enflasyon farkını da bu anlamda dedik ki yapmış olduğunuz ücret artışında enflasyon farkı da artı olarak ödenecekti dedik. Bunun dışında bizim daha önceden gelen özellikle öğretmenlerimizi, çalışan öğretmenlerimizi emeklilikten şundan bundan sakındıran bir takım şeyler vardı. Nedir bu? İşte emekli ikramiyesidir. 3 kuruş, 5 kuruş dediğimiz. Bu emekli ikramiyesinin artırılması. Bunları özetliyorum ben olarak. Yine aile yardımı, özellikle milliyetinde çalışan şeflerimiz vardı. Bunlar daha önce daha iyi bir ekonomik haklara sahipti. Bu şeflerimizin durumlarının iyileştirilmesi. Yine bunun dışında emekli olacaklarımıza 2016 yılından sonra emekli olacaklarımıza yaklaşık 1100 civarında fazla bir emekli ikramiyesinin alınması. Milli eğitimde çalışan 4 yerlerimiz vardır ki bunlar kadro talepleri vardı ve ücret eksiklikleri vardı. Çünkü gerçekten geldikleri noktada ücret eksiklikleri vardı. Bunlara da çok iyi bir iyileştirme, yani genel anlamda baktığımda özelleştiriyorum, %45'i aşkın ekonomik bir iyileştirme getirildi bunlara. Yine aynı şekilde idareci arkadaşlarımıza ve hafta sonunda ki şeylerde bu kurslarda ki ücretler bir sorundu. O sorunun çözülmesi. Yine burada şöyle bir şey vardı. Toplu sözleşmede sendikalı ve sendikasız. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Biz sendik olarak bütün sendikalar mücadele ederiz. Alttan sıkıntı çekeriz. Bir şeyleri elde ederiz. Sendikasız arkadaşlarımız da aynen bizim haklarımızdan yararlanır. Biz her ay sendika aidatı öderiz maaşımızdan. Birileri herhangi bir sendika üye değildir. Ve o da bizim elde etmiş olduğumuz şu hakların hepsinden yararlanır. Yani ben ayda 15 TL ortalama civarında her ay maaşımdan
sendika aidatı kestirirken herhangi bir sendika üye olmayanlar bir şey kesilmez. Biz bunu dedik ki bu adaletsizce bir durumdur. Daha önce 3 aydan 3 aya 60 TL ödeniyordu. Bunun daha fazla yükselmesini istedik ve temin ettik bu anlamda. Yine kaç liraya çıkarttınız Sayın Hocam? Aidatı. Aidat değil hocam. Aidatı dediniz. Hayır. Aidat değil. Yani bu sendika üyelerine 3 aydan 3 aya ödenen toplu sözleşmesi vardı. Hı hı. 60 TL idi. Hı hı. Bu %30 olarak arttı. Ve 3 aydan 3 aya 90 TL'ye çıktı. 3 aydan 3 aya. Şimdi evet. %23.8 artırılarak oradan devam edildi. Yine aynı şekilde bizim bir ilk sıkıntısı vardır. Nedir? Daha önceden ilk sana üyelik mecburiyeti vardır. İlk enteresandır. Ben branş öğretmeniyim. Hocam branş öğretmeni. İlk sana üye olma zorunluluğu yoktur. İlkokul öğretmenleri zorunlu olarak buraya üyedir ve kesinti yapılır. Bunlar tabii öğretmen arasında sıkıntı olduğu için bu ilksan üyeliğinin tamamen mecburi olmasından ortadan kaldırıldı. Yine bir dayatmayı kaldırdık. Evet, dayatma. Ya biz dedik ya bir dayatmayı daha kaldırdık. Dayatmayı bu anlamda kaldırdık. Yine milli eğitimde çalışan hizmetli arkadaşlarımıza özellikle fazla çalışmalarından dolayı veya yurt kurda çalışan nöbette ve diğer kurumlardaki yurt kurda eğitim, öğretim iş kolundadır. Üniversite çalışanlar da eğitim, öğretim iş kolundadır. Burada çalışanlara fazla çalışma mesaisi ödenmiyordu. O fazla çalışma mesailerini aldık. Yani genel olarak şunu ifade edebiliriz. 2016 ve 2017 yılını kapsayan toplu sözleşmede öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim öğretim çalışanlarını bu ekonomik şartlarda memnun edebilecek bir sözleşme hocam, yaptık. Üyeleriniz memnun mu? Evet. Memnun. Anket tamam. Yaptınız mı? Evet. Yaptım. Şimdi onun anketi şöyle olur. İstifa var mı hocam? Hayır. Sözleşme. İstifa olmaz. Kesin eğitim görsenden. Bitmiştir. Bu dönem. Yani evet hocam siz nasıl şimdi, değerlendireceksiniz? Süremiz azalıyor çünkü çok kısa alayım sonra. İstifa konusundan başlayalım. 2013 toplu sözleşmesi yapıldığında 2014-2015 yıllarını kapsıyordu. Enflasyon rakamı da yoktu. %3+3'e imza attı Memurların Konfederasyonu. Gene yetkili sendikaydı. Ona rağmen öğretmenlerin çoğunun serzenişine rağmen yine istifa olmadı. Hatta üye sayılarında artış oldu arkadaşlar. Demek ki memnunlar. Şimdi, yani. %3+3'ten mi memnunlar? Yani o şimdi enflasyon hocam şimdi bakın. Hocam ben şunu ekonomi, söyleyeyim. Ben sözüm ama, devam ama edeyim de. %3+3'te. Biz zaten memnun olmadığımızı. Hocam, 2013 şöyle, yılından söz ediyoruz. 2013 yılında hocam, net öğretmenimizin maaşındaki artış %14.6'dır. Hocam. Ne zaman ki? 2013 yılı toplu sözleşmesi yani 2014'te 2015'te kaldı. Evet. Net. Bunu hesaplayabilirsiniz. Yani 2014. Vallahi bizim rakamlarla sizin rakamlar ve matematikçiyim ama birbirini tutmuyor. Hocam herhalde. Sadece keşeyi bozdum. Ben size 2013 yılı Ocak ayı bozdusunu alın. Pardon. 2015 yılı Ocak ayı bozdusunu alın görün. Şimdi 4 ben hani o istifa merci çok çalışmaz orada da. 4688 sayılı yasada zaten özgü bir toplu sözleşmeden bahsedemeyiz. Aslında burada bir toplu görüşme var. Evet. Ki bu toplu görüşmenin de 3. dönemi gerçekleşti bu dönemde. Ve biz KESK'e bağlı sendikalar, Türkiye Kamu Sen, işte Memur Sen arkadaşlar. Görüşmeler 3 Ağustos'ta başladı. Ki biz o gün itirazlarımızı söylemek üzere Ankara'ya gittiğimizde güzelce gazla suyla karşılandık. Polis görevlileri tarafından. Biz %6+5'e imza attı Memur Sen Yetkili Konfederasyonu. Geçen dönemde bir tek Kültür Sanat Sen KESK'e bağlı yetkili sendikaydı.
Bu dönem onu da ele almışlar arkadaşlar. Evet. Bütün iş kolları da yetkili sendika durumuna gelmişler. Demek işimizi iyi yapıyoruz çok hocam. Çok iyi yaptığınız için. Demek. Çok iyi yaptığınız evet. için. Şimdi nöbet ücretlerini 2 saat ücret olarak değerlendirdi. 2 evet. saate karşılık geliyor. Ki burada hani memur senin, eğitim bir senin çok da dahil olduğunu düşünmüyorum bak bu nöbet kazanımında. Bunu daha önce bazı sendikalar bir gün üzerinden başladı. Ayda bir gün şeklinde başladı. Siz belki imza kampanyasıyla hatta sizin bir iş yerine 23 Nisan na gittiğimde de orada bir iş yeri temsilciniz hocam imzalar mısınız dedi. Biz imza safhasını geçtik dedim. Nöbette artık biz eylemlik içerisindeyiz. Şubat ayından geçen sene 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren süresiz bir nöbet tutmama eylemine. Çünkü nöbet angarya görevdir. İş tanımı doğru dürüst yapılmamıştır. O ortamda olabilecek her türlü olağan dışı olaylardan dolayı da öğretmen mesuldür. Bu şekilde bir nöbetin bizim iş yükümüz anlamında sanki polis gibi, asker gibi bir nöbetçi tanımı. Ama biz hiçbir zaman da şunu söylemedik. Nöbet evet öğretmenin bir asli görevi olsun. Rehberlik boyutunda, teneffüs saatleri de sonuçta eğitimin bir parçasıdır ve bu eğitim parçası içerisinde de öğrencilerimizle ilgilenelim biz mutlaka. Ama bunun bir karşılığı olsun diğer iş kollarında. Değişik konfederasyonlar bu konuda farklı rakamları dile getirdiler. Bizim eğitim sende 4 saat ek ders ücreti olarak dile getirdi. Bu toplu sözleşme sürecinde arkadaşlarımızın olmazsa olmazı oydu. Çünkü bütün okullarda eğitim senin başlattığı eylem sonrasında nöbet tutulmama gündeme gelince eğitim bir sen o nöbet eylem, tutmama eylemine ki buna Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Aktif Eğitim Sen hepsi katıldı. Ha derece derece katılan oldu, katılmayan oldu ama genel anlamıyla genel merkezler en azından böyle bir karar aldı. Eğitim Bir Sen bu konuda bir karar da almadı işin doğrusu. Siz işin doğrusu toplu sözleşmede bu nöbet ücretini almadan dönerseniz tefe konulacağınızı bildiğiniz için bunda ısrarcı oldunuz. Bir iki defa Çalışma Bakanlığı'yla bu konuyla ilgili ben görüşme yapıldı. Ben konuşayım cevap vereyim mi yoksa böyle... Ben cevap vermeyin. Ben onu söyleyeyim de size. Biraz sızlandıralım şimdi hocam. Saat, 2 saat ücret üzerinden de fit oldunuz. Öğretmenlerin de evet. şu anda serzenişleri var. Birçok okullardan bize dönüt oluyor. Ya 2 saat üzerinden mi karar kıldınız? Ama bize de çok teşekkür ediyorlar hocam. Öyle mi? Vallahi sizinkiler çok memnunlar bu işten. Şimdi hocam 2 saat, bakın haftada hocam, 2 saat. 2015 evet. yılında reel anlamda eğitim emekçisinin %10'a yakın kaybı var. Siz %6+5'e imza attınız. Sizin üyeleriniz memnun olabilir ama biz Türkiye Kamu Sen ve KESK olarak da o toplu sözleşme masasını terk ettik biliyorsunuz. Herhalde keyfimizden terk etmedik. Nerede? Bu seferki toplu sözleşme görüşmelerinde KESK ve Türkiye Kamu Sen toplu sözleşme masasını 20 gün boyunca sürdü ve en sonunda kaçıncı, 5. görüşmesi miydi, 6. görüşmesi miydi? Artık buna biz hocam olur yapmayın. Veremeyiz dediler. Hatta KESK Genel Başkanı çıktı. Dedi ki ya yapmayın dedi hocam ki, bakın, bizim için bu toplu sözleşme yüzde, ama lütfen, yok hükmündedir ama, dedi. Ama yok, şimdi bakın, kamuoyunda hocam, belli hocam bakın %4+4 dediğinde devlet hocam, tarafı, peki, hükümet şu tarafı yolu yaptığında niye denemiyorsunuz? Bütün memur sen yetişileri heyeti ayağa kalktığında Kamu Sen ve KESK'in başkanı orada arkadaşlar müzakereye devam edelim. Biz bunu konuşmayız dedik. İlk günü söylüyorsunuz. 4+4. Ama evet. sonda biz evet müzakereler son güne kadar devam edecek. Ama evet. son gün biz dedik ki en son getirilen rakam memur sen ile evet. oturuldu. %6+5 hocam. Üzerinden anlaşıldı ve biz buna itiraz ettik. Şimdi ve itirazımızı da dedik bu toplu sözleşme süreci yok eğitim çalışanlarını, kamu çalışanlarını mağdur eden ve yok hükmünde bir toplu sözleşmedir dedik. Evet. Bu bir orta oyunu yine gerçekleşmiştir. Hayır, yok, bir satış sözleşmesi olarak gerçekleşmiştir. Ben oraya takıldım. Özür dileyerek hocam, şunu söyleyeceğim. Devam ediyorum. Hocam bir şey şunu sorar mısınız? O sözleşmenin hayır. altına memur senin, eğitim bilse memur senin dışında diğer sendikaların hı-hı. imza atma 4680 sayılı yazısında var mı? Yok, o yok. Sayın hocam. Hocam bu %50 zam hocam, olsa aynı o şey değil, yapılacak. O değil. Tamam ben da başka bir şey soracağım. Siz şu yok, yok hükmünden başka bir şey sormam lazım. Benim kafama takıldı. Şimdi siz dediniz ki yok hükmündedir. Hı-hı. Üyeler olarak hı-hı. bu toplu sözleşmeden gelen artışları
biz bunu kabul etmiyoruz, bize vermeyin arkadaş dediniz bu mi? Bu anlamına gelmez. Bu şuna benziyor şimdi. Ben yol yaptım, itiraz ediyorsun benim hükümetime, bu yoldan geçme mantığı. Abi yok böyle hükmün, bir şey yok ki. Yok hükmündedir. Yok hükmündedir derken bu toplu sözleşmenin sağlıklı olmadığını, doğru olmadığını yani, bu anlamıyla tamam. Da itiraz ettiğimizi evet, kayıt altına yani aldık. Evet. Tarihsel olarak kayıt altına aldık. Çünkü şimdi, bizim özür dileyerek devam etmek istiyorum birazcık hocam, da. Kapatmayı düşünüyorsunuz da. İsterseniz şöyle, isterseniz zaten bir saat hani, daha koyarım. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarına geldiğinde de yeni bir vergi dilimine giriyoruz biz. %15'ten %20'ye. Ve doğal olarak da ikinci beşten de hiçbir zaman kamu çalışanları yararlanamıyor. Şimdi bakın takip edelim. İsterseniz kendi bodrolarımız üzerinden çıkaralım. 2014, 2015, 2014 Ocak, 2014 Aralık, 2015 Ocak, 2015 Aralık ayına geldiğimizde çıkaralım bodrolarımızı. Orada gerçekten sene başında ne almışız, sene sonunda ne almışız? Evet. Gerçekten reel anlamda bize yansımış mı, yansımamış mı? Bu anlamıyla toplu sözleşme hocam, görüşünde bir başarı olarak adletmeniz. Hocam diyorlar ki hocam bizi burada öğretmen diyorlar ki ama şu çok yarın önemli. Yarın mesai günü size tatil mi? Ama hocam şu cümleyi aldınız. Başkanı tatil şu cümleyi ekleyeyim. Hayır bana da değil. Hocam, ama şu cümleyi söyleyeyim. Biz, hayır, ama şimdi, bir tek cümle söyleyeceğim. Şimdi bizi öğretmenlerimiz dinliyor. Yani son cümleleriniz. Yarın bir gün basından, yayından yalan söylediğimiz bize ifade edilsin. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki maaş ve ücretler 2 yıllık toplamın üzerinde %19.2 artışınız var. Bana yarın 2 yıl, 2 yıl toplam. Bana yarın evet %19.2 evet. Peki, artı enflasyon. Bana birisi desin ki hocam, o zaman sen yanlış hesaplıyorsun, eksik hesaplıyorsun. Veda cümlelerinizi alayım hocam. Biz yeterli değil ama 2016 ve 2017 yılını kapsayan toplu sözleşmenin öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı mağdur etmeyecek en iyi sözleşme olduğuna inanıyoruz. Peki hocam, hocam kapatıyoruz. Ben veda cümlelerimize. Ben peki biz de hocam, diyoruz ki bu mağdur edecektir diyoruz ve hiç konfederasyon olarak 11 iş kolunda yetkilisiniz. Bir hakem heyetine gitme gereği duymadınız. Bir greve gitme gereği duymadınız. Bunu pastadan, bütçe pastasından hadi bugün %6+5 aldınız. Bunu %9+5'e, 9+10'a niye çıkarmak üzerine bir fiiliyatta eyleme geçmediniz? Memur senin masaya otururken ek ödemelerle birlikte talebi broşüründe hocam, yaklaşık siz, %30'a denk gelen bir rakamdı. Siz %11 rakamına onun da sağlıklı olduğunu oluşacağını biliyorsunuz. Sayın hocam biliyorum. Elbette ki zaten ben onun için sözüme şöyle başladım. Özgür toplu sözleşme yapılmıyor Türkiye dedim. Gerçek anlamda hocam, burada bu özgür noktaya, toplu sözleşme yapabilmemiz için ben bu konuya, sendika hakkıyla ilgili ben uluslararası sözleşmelerin referans alınması ben bu konuya noktayı koyuyorum. Yasalarla belirlenmiştir. Hocam. Hakem, ben, heyeti ve diğer peki grev hakkını niye düşünmediniz Sayın hocam? Ben, söylemiyor muyuz? Ben talep konuya, etmiyor muyuz? Kim düşünmedi? Sayın hocam, bu konuya kim grevi talep etmeyeceksiniz. Bileceğim. Grevi uygulayacaksınız. Grevi hocam, uyguluyoruz biz. Biz de uyguluyoruz. Ne zaman hocam, görmedim. Bu tartışma bitmez. Evet tartışma bitmez. Hocam, hocam bitmez bu tartışma. Ama şimdi nöbet söyleyeyim konusunda bir ithamda bulundu. Yok hocam sabahtan beri sayın hocam, o sizi tövbe etti. Günlükte 98 lira net değil. Hocam ben noktayı koyuyorum. Bakın ben noktayı şöyle koyuyorum. Şimdi hak verilmez alınmış. Şayet. Şayet. Memurlar genel olarak mutlu değilse mutlu olacağı sendikaya gider. Yarın siz oturursunuz hocam. Yani siz de mutlu bunu, değilse oraya gider. Sayın oturur. Hocamlar baskı yani yapıyor. Boşa, baskı. Bazı şeyleri boşa tartışıyoruz. Şimdi yok, memur mutlu halinden yetkiyi vermiş size. Yetkiyi vermiş hocam. İstifa var mı dedim. Yok dedi. Yok dedi. Size katılım var mı buradan gene? Yok. O zaman herkes hocamlar, halinden herkes hocam, halinden memnun. Sizinki hocamlar, sadece eleştiri kalır. Üyeleri bağlamayı iyi hocam, beceriyor. Tabii, şimdi işimiz, şimdi işimiz. Hocam şimdi hocam kapatıyorum. Bizim hedefimiz hocam, 3 milyon kamu çalışanı. Hocam kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Son ikişer cümleyle veda lütfen. Yani polemik yaratacak bir açıklama değil. Hayır, hayır, veda ve teşekkür evet, konuşmanızı yapın. Evet. Kısaca 2 cümle 3 cümle kapatalım ki evet. Bilgisayarı da kapattım ben. Ben mi başlayayım? Veda edin hocam. Evet, i̇yi geceler ediyorum. Bile deseniz yeter. Sadece iyi geceler. Ben sadece şunu söylüyorum. 2015-2016 eğitim öğretim yılımız öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, tüm kamu çalışanlarına
sorunlarımızı tartışacağımız değil, birçok sorunlarımızın inşallah çözüme kavuştuğu yıllar olur. Sağlık ve mutluluk içerisinde bu eğitim öğretim yılını tamamlamış oluruz. Ben de Sayın Hocam'ın temennilerine katılmakla birlikte ayrıca Haber Aks televizyonuna da gerçekten burada saat 10'dan itibaren tartışıyoruz. Evet. Güzel de bir program oldu. Bu çalışmanız için, emeğiniz için buradaki bütün kameraman arkadaşlar ve arkadaki çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinleyen yurttaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her birine iyi geceler diliyorum. Evet. Sevgili seyirciler, 3 saat oldu yayınımız. Neyi çözdük? Fikirleri verdik. Uzlaşma oldu mu? Artık herkes kendi kafasının içinde o uzlaşmayı arayacak. Ama ben ne anladım? Onu kısaca aktarmak istiyorum. Sorun tamamen siyasi. Yani bu ülkede eğitim sistemiyle, bunu bir partiyi iki partiyi kastederek söylemiyorum. Eğitim sisteminde her gelen iktidar oynaya işte bugün konuştuğumuz konulara geldi. Ve hep Vezir Köprü'nün Tahtaköprü köyünü söylüyoruz. Oradaki çocuk öğretmen bekliyor. Oradaki çocuk sınavlarda şehir merkezindeki bir başka çocukla eşit, adil şekilde yarışmayı bekliyor. Dolayısıyla sendikacılar bu işe çözüm bulacak değil. Ancak bu ülkeyi yönetenler, siyasetçiler bu çocukların haklarına saygı göstermek ve onların sorunlarını çözmek zorunda. Dolayısıyla bizim burada konuştuklarımızın bir takım mercilere ulaşabileceği ve en azından bir çocuğa bile eğitim anlamında fayda sağlayabilecek bir sonuca yol açabileceksek ne mutlu bize. Gecenin bu saatine kadar bizimle kaldınız. Teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta bir başka konu ve konuklarla buluşmak üzere iyi geceler diliyoruz.